YouTube kanalına hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün Firuze ile süslendik. Ben kırmızılığa girdim, o rujları sürdü, ben de rujları sürdüm. Bugün size ne yapacağız? Ne yapacağız bugün Firuze? Bugün biz popcorn yapacağız ve ben bunu sonra burada yaptıktan sonra gidip evde yapacağım. Bugün iki çeşit popcorn popcorn. Bugün iki çeşit popcorn yapacağız size. Biri tatlı, biri de tabii ki tuzlu olacak. Biri daha böyle cips gibi sarımsak tozları kullanacağız, parmesan peyniri kullanacağız. Biri de ben mesela yurt dışına gittiğimde yemeği çok seviyorum. Çikolata ve fıstık ezmeli olacak. Peanut butter'lı ve chocolate'lı. Kulağa biraz garip geliyor evet ama deneyince gerçekten çok güzel olduğunu siz de anlayacaksınız. Umarım denersiniz ve yaparsınız. Çok kısa, çok kolay, hemencik yapacağız ve yiyeceğiz. Başlayalım. Ben de yardımcı olacağım Elif'e. Evet. Ne isterse onu yapacağım. Şefim şefim diyeceğim, geleceğim. Şimdi ilk önce mısırı patlatmak için şöyle bir tencereye ihtiyacımız var. Tencerenin boş olmasına dikkat edin. Evet ve içinde su olmamasına da dikkat edin. Ben zeytinyağıyla yapıyorum. Tabii ki çiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi ben biraz bol yağlı yapıyorum. Böyle tam dibi dolu dolu olsun. Zaten yağ biraz ısındığı zaman biliyorsunuz birazcık daha fazla olacak. Mısırı da tam böyle dibine şey olacak şekilde birer sıra mı diyeyim. Şimdi şöyle böyle bir düz sıra olacak. Aynen. Gibi. Şöyle yapacağız işte annem usulü. Şöyle çalkaladık. Bu kadar yeterli. Şimdi biz çikolatalı yapacağız. Ona da mı tuz koyacaksınız diyeceksiniz. Evet ona da tuz koyacağız. Çünkü böyle tatlı tadın aslında daha ortaya çıkması için bir böyle tuza da ihtiyacı var. O tuz asla onda kötü durmayacak. Zaten peanut butter da yani fıstık ezmesi de böyle tuzu çok kaldırabilen bir şey olduğu için hiç sorun yok. Yani şöyle... Tuz şey yapıyor değil mi? Bu tatlı tadını uzatıyor tabii, diyorlar. Evet evet. Çok daha böyle... O uzun tat dedikleri, yani şimdi çok bilmiş konuşacağım, belki yanlış bir şey söylüyor olabilirim ama yuttuktan sonra böyle çok daha tadı ortaya çıkarıyor. Şimdi şöyle, yani bu tuzu çok kaldıran bir şey olduğu için ben 3 kaşık koydum. Tadacağız, baktığımızda o tat gelmezse sıcakken de tuzu ekleyebiliriz zaten. Şimdi şöyle tamam. Bir kez daha karıştıralım. Yağım ısınana kadar böyle biraz bunu karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi sen mesela bu popcorn'u şeye mi öneriyorsun? Mesela evde böyle birini çağırmış arkadaşını ya da bir grup böyle dizi izlemeye, film izlemeye oturmuşlar. Pijama partisi ve böyle bu mısır patlatılabilir mi? Ya aslında tuzlu yapacağımız tarif daha çok kız kıza veya erkek erkeğe uygulanabilen bir tarif olur. Çünkü içinde sarımsak tozu var. Benim için fark etmez mesela ama hani bazı insanlar böyle şeylere önem veriyorlar. Babacığım evet. Sen burayı şey yapma yani. Bugün babası şey. İzliyor videoları. Babam yorum falan yazıyor görüyorsunuzdur. Bana kötü yorum yazmayın babam bulur sizi gerçekten. Her yerde arıyor bana kötü yorum yazanları. Diğer yapacağımızsa peanut butter'lı ve çikolata çok romantik. Evet. Yani evet, kız kızalarda sarımsaklı. Romantik bir film izlemek için olabilir. Evet. Kız kızalarda sarımsaklı. Bir karşı cinsle artık aranızda bir şey olacakmış gibi olursa eğer size çikolatalı olanı öneriyoruz. Evet. Tam o anlar için bu yani. Pijama partilerinin vazgeçilmez olacak bir popcorn. Patlamayacak herhalde. Anneni mi arasak sorsak acaba? Ben annemi mi arasam acaba? Hashtag mısır patlamıyor. Patla! Hayır ne kadar sürüyor ki bunun patlaması? Hashtag annemizi mi arasak? Ya. Bir şarkı bir şey açın ya. Gerçekten patlamıyor. Evet. Patladı. Aldın mı bunu? Fatih aldın mı? Gel gel gösterelim. Gel bak güzel görüntüler. Çok azıcık. Bak. Çok ani göstereceğiz. Gel. Ay ay. Bak nasıl güzel patladı Fatih. Fatih görüyor musun? Hıy yağ sıçradı dur. Gördün mü? Bir de şimdi patlamasını bekliyoruz tabii. Dişime kaçtı. Peki sen sence hangisini daha çok seveceksin? Bence ben parmesanlı sarımsaklı olanı daha çok seveceğim. Çünkü kıza sarımsak power. Takılmayı daha mı çok seviyorsun Firuze? Hayır çünkü sarımsaklı öpüşmeyi seviyorum. Bayılırım. Bunu koymayalım. Bu kızın babası izliyor. Benim babamı kanaldan engelleyelim ya. Engelleyelim babamı. Fatih gel bak Fatih. Hazır mısın? Tadam. İlk önce çikolatalı olanı yapacağım. Çünkü neden? Çikolatalı olanı bir tık dolapta böyle donduracağız. Çikolatalar biraz donsun diye. Şimdi burada ben şey yaptım. Bir kare çikolatayı
Bitter mi bu? Bitter kullandım ben. Ya istediğin herhangi bir çikolatayı kullanabilirsin. Şimdi burada çok az, çok oldu. Çok az. Benim eski ağzım. Şöyle tereyağı koyuyorum. Bu çikolataya daha da lezzet veriyor değil mi tereyağı katınca? Evet. Hatta birazcık yine tuz koyacağız. Şimdi çikolatamız eridi Elif. Evet, tereyağımızla birlikte iyice karıştılar. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi biraz burada kaldığı için birazcık daha koyacağım. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. Ve çok az tuz. Buna çok az koyuyorum. Mesela tatlı olan her şeye biraz tuz koyarız ya. Hani o senin dediğin gibi en son damakta kalan o güzel tadı daha uzun süre tutmak için. Şimdi Füze yapacağımız şey artık çok kolay. Sen böyle birkaç avuç. Şunu yalayabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu kadar koyduk. Böyle yavaşça çok fazla ezmeden karıştırdım. Normalde mesela ben olsam böyle bunu dümdüz patlatır veririm. İşte tuz. Yani Firuze'cim Parti Türk mutfağının böyle küçük Elif dokunuşları var işte. Öyle izlerlerse partileri daha lezzetli olabilir tabii ki. Evet ya. Şimdi evet yağlı kağıt serdiğin tepsinin üstüne çikolatalı popcornları böyle koydum. Şimdi bunları dolaba koyacağız. Ben koyayım. Bunlar böyle bir tık donacaklar. Dolap da full. Ya şu şuradan kalksın, şunu şuna boşaltalım ya. Tamam. Şunu da size vereyim. Evet, şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Tuzlu olan kız kıza veya erkek erkeğe yenen popcorn tarifi. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi küçük bir tavamız var. Bunu tereyağını eritmek için kullanacağım. Şu tuzluyu kullanabilirim. Böyle bir yemek kaşığına yakın tereyağını koydum. Ve erimeye bırakıyorum. Bu sırada ben yapabileceğim tüm mısırları yiyorum. Evet, şimdi kaldırdık. Yağımızın erimesi yeterli. Çok fazla renginin değişmesine gerek yok. Şimdi ben şöyle, bu birazcık bol tuzlu olması lazım tabii ki cipsler gibi düşünürsek. Tuz koydum. Bir tatlı kaşığı kadar. Kino. Kino, Kino da burada istiyor. Sarımsak tozu koyuyorum, bir tatlı kaşığı. Yine bir tatlı kaşığından birazcık daha az paprika koyuyorum. Ve son olarak bence en top dokunuş olacak bu parmesan peyniri. Aa, evet parmesan var. Yani bunun içine de biraz rendeleyelim ama sonra en son üstüne de rendeleyelim. Birazcık içine rendeledim. Peynirimizi rendeleyelim. Sosumuzu birazcık daha... Peki bir şey soracağım. Peyniri rendelemeden, şu anda rendeledik ya, mısırı patlatırken rendelemek gibi bir şey olabilir mi? Tabii böyle patlar patlamaz. Ocaktan aldığınız an onun üstüne de rendeleyebilirsiniz. O zaman daha, çabuk erir. Daha çok erir. Ama hani böyle parmesan çok erimese de sorun yaratmayacak bir peynir olduğu için hani çünkü çok böyle peynir erisin de istemiyorum. Ha, anladım. Tat hani. Ağza gelsin aslında. Aynen. Tane tane biraz. Sen bu, şöyle bu da çok iddialı. Şöyle dur yapayım. Karıştırır mısın? Bunu çok... Bu kısmını ekibe verelim. Aa, çikolata dolan. Tamam. Yanlış, dur. Onu da çıkaralım. Onu da buna koyalım. Oo, çok güzel. Görmüş mü bakalım? Evet, gör böyle... Ne kadar tuttuk? 10 dakika, 15 dakika falan. Buzluğa da atıp daha kısaltabiliriz belki bu süreyi. Çok seviyorum bunu. Abim böyle mi bekleyeyim? Hatta şöyle koyalım. Elif harika iki popcorn alternatifi yaptı bize. Ona çok teşekkür ediyorum. Bana güzel şeyler öğrettiğini. Afiyet olsun. Eğer siz de partilerinizde sıradan popcorn'dan sıkıldıysanız ve bir fark yaratmak istiyorsanız benim tarifim olan bu iki popcorn'u yapabilirsiniz. Yapın. Afiyet yapın. Olsun. Mutlaka yapın. Yani kuskuzaysanız bunu yapın. Diğerini romantik. Bunun yanına çilekler gecelerine koyun, bir şeyler. Ve mutlaka YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık Instagram'da da PartyTube Official olarak varız. Orada da bizi takip edin. Çok güzel videolarımızdan paylaşıyoruz storylerimizde. Sonra güzel fotoğraflar paylaşıyoruz. Tariflerimizi de oradan veriyoruz. Bekliyoruz. Hoşçakalın.